faydası çok mu? Çok. Beşikten mezara kadar hayatımızın her safhasında ormanlardan faydalanırız. Evimizdeki kapılar, pencereler, masalar ve sandalyeler, okulumuzdaki sıralar, kitap, kalem ve defterler gibi kullandığımız birçok eşyanın kaynağı ormanlardır. Bu kadar mı dedeciğim? Tabii ki hayır. Anlattıklarım yalnızca ağaçların odunundan elde edilen faydalardır. Bir de ağaçların meyvesi, tohumu, yaprağı, çiçeği, kozalağı, reçinesi, yağ, palamutundan da faydalanıyoruz. Aa, bunlardan nasıl faydalanıyoruz dedeciğim? Örneğin mahlep, kekik, ada çayı ve biberiye gibi otsu bitkilerin çayını yapıp içiyoruz. Keçi boynuzunun pekmezini yapıyoruz. Böğürtlen, alıç, kuşburnu gibi bitkilerin reçeli ve marmelatını yapıp kahvaltılarda afiyetle yiyoruz. Defne yaprağı, sumak yaprağı, çam fıstığı gibi bitkileri yemeklerimize tat versin diye kullanıyoruz. Ayrıca bunlardan ilaç, boya ve güzel kokular da yapılmaktadır. Bütün bu anlattıklarıma ormanların hemen görünen faydaları diyoruz. Aa, ormanların görünmeyen faydaları da mı var? Ya evet. Ormanların bir de görünmeyen sosyal faydaları vardır. Ağaçlar kar ve yağmur biçimindeki yağışları yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleriyle tutarak selleri ve taşkınları önler. Yeraltı sularının oluşmasına yardım ederek temiz içme suyumuzu sağlar. Toprağı kökleriyle tutarak yağışların ve akarsuların toprağa taşımasını, yani erozyonu önler. Hava kirliliği ve gürültüyü azaltır. Ormanlar güneşten, yağmurdan ve rüzgardan koruma sağlar. Sıcağı ve soğuğu dengeler. Onun için yazın ormanlar daha serin, kışınsa ılıktır. Evet dede, yazın sıcak günlerinde ormanda piknik ne güzel olur değil mi? Tabii, ormanlar eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal güzellikleri ve sakin ortamıyla özellikle şehrin gürültüsünden insanları uzaklaştırır, beden ve ruh sağlığını olumlu etkiler. Dedeciğim, ormanların her yerinde piknik yapabilir miyiz? Hayır, sadece izin verilen yerlerde piknik yapabiliriz. Bunun için Orman Genel Müdürlüğü'nce kurulan şehir ormanları ve piknik mesire yerleri bizlerin bu ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanmış yerlerdir. Bu alanlarda piknik yapılmasına müsaade edilmektedir. Ama piknik sonrası çok dikkatli olmalı, ormanlara zarar verecek etkilerden uzak durmalı, piknik alanlarını temiz bırakmalıyız. Daha az kalsın unutuyordum evlat. Ormanlar topraktan su ve mineral, havadansa karbondioksit alıp güneş enerjisini de kullanarak büyürler. Havaya da oksijen verirler. Biz de bu temiz havayı ciğerlerimize çekerek daha sağlıklı yaşarız. Ormansız yurt vatan değildir.